Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Günaydın sevgili seyirciler. Paranın Rotası'nda her zaman olduğu gibi sizlerle birlikteyiz ve biz yine bu sabah yeni bir konuğumla sohbet edeceğiz. Aynı şekilde dün yaptığınız gibi aklıma geldi. Çayınızı, kahvenizi alıp şöyle yaslanın ve şu an gerçek anlamda hani piyasaları biz analiz ediyoruz ama fundamental veriler, dünyadaki gelişmeler vesaire bunları şey yapıyoruz ama doktora konusunda bile, yani doktora da bile teknik analizini, teknik analizin dünyadaki uygulamalarını önemli mi değil mi? Teknik analiz aslında gerçekten geleceğe dönük bilgi veriyor mu, vermiyor mu? Bunları bilimsel olarak araştırmış, çok önemli bürokratları yetiştirmiş bir hocam var. Kendisine gerçekten çok saygı duyuyorum. Zaman zaman biz bir araya geliyoruz. Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Sayın Profesör Doktor Ümit Erol. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Vallahi sizinle zaman zaman beraber çalıştık. Evet. Eğitimler yaptık. Evet, master öyle. Programlarındaydık. Bahçeşehir Üniversitesi'nde de şu an Türkiye'de hiçbir üniversitede olmayan inanılmaz bir merkez kurdunuz. Değil mi? Evet, doğru. Ve o merkezde de bu piyasaya finansal okur yazar adam da yetiştiriyorsunuz. Evet, önemli bir gayemiz o. Evet, 12 tane az önce yayına girerken ben inanın bilmiyordum. Ben herhalde bir tane var diyordum ama 12 tane Bloomberg ekranı. 12 tane Bloomberg, 24 tane Matrix. 24 tane Matrix ve öyle bir ortamda piyasanın canlı canlı içinde eğitim alıyorlar. Ben hocam aslında konumuz bu değildi. Piyasaya geçeceğim ama izleyicilerimiz de sakın şey zannetmeyin. Gerçekten merak ettiğimden soruyorum. Orada ne tip eğitimler var? Teknik analiz eğitimi var mı? Ondan sonra piyasalarla ilgili oraya gelen yani bir şart var mı? Mesela üniversite mezunu olma şartı var mı? Yoksa ben hocam teknik analizi öğrenmek istiyorum deyip de gelen de kayıt yaptırıp bu piyasa ekranlarını ne bileyim algoritmik trading dediğimiz teknik analizin hani çeşitli modellerle al-sat teknikleri vesaire bunlar var mı? İçeriği nedir? Kısaca bir şey yapar mısınız? Tabii şimdi tabii birinci olarak bu bizim kendi öğrencilerimize yönelik olarak düşünüldü. Bizim gerek lisans düzeyindeki gerek yüksek lisans düzeyindeki öğrencilerimize zaten şu an master ve doktora dersleri finansta orada yapılıyor. Ama bizim şeye dışa dönüklük konusunda da bir kısıtlamamız yok. Zaten programımızda var dışa dönük finansal okuryazarlığı arttırmaya yönelik eğitimler. Dolayısıyla yatırımcılar buraya gelip 2 veya 3 günlük kurslara katılabilirler. Böylelikle örneğin bir Bloomberg'i nasıl kullanacaklar, Matrix'i nasıl kullanacaklar bunu öğrenme konusunda bir eğitim alabilirler. Dolayısıyla bütün o şeylere biz açığız. Artı bizim bir sitemiz var şimdi. Oradan da Finansal Araştırmalar Merkezi'nin bir sitesi bu. Oradan da düzenli olarak piyasalara bilgi vermeye başladık şimdi. O sitenin adı ne hocam? Ben inanın şimdi duyuyorum sizden. Sadece Bahçeşehir Üniversitesi diye. Finansal Araştırmalar Merkezi yani FAM. Ha, evet. Kısa. Evet. Finansal Araştırmalar Merkezi. FAM.com.tr mi? Evet. Şimdi bir de zaten Bahçeşehir Üniversitesi'nde bir de şey var. Ekonomik Araştırmalar Merkezi de var. Betan var. Doğru. Seyfettin Hoca da Seyfettin orada çok önemli çalışmalar yapıyor. Oldu. Evet, onlar özellikle işsizlik konusunda önemli çalışmalar mesela yapıyorlar. Mesela şey raporunu okumuştum ben. Çok etkilendim o rapordan. Özellikle bu yeni yapılacak havaalanının ne kadar bir maliyet fizibilite olacağını, çalışması. Fizibilite çalışması evet. Ki hakikaten inanılmaz derin çalışılmıştı. Bugünkü piyasa koşullarında hani dışarıdan kaynak bulunması lazım. Çünkü yıllara yayılacak ama toplam hacim nereden baksanız 90 milyara falan geliyor. Doğru. Çok etkileyici bir çalışmaydı. Bir şey soracağım hocam. Siz doktora da
Ne yaptınız? Kısaca onun bir başlığını söyler misiniz? Çünkü oradan bir yere geleceğim. Doktora teziniz. Benim doktora tezim. Evet, sizin doktora teziniz. Benim doktora tezim faiz oranları üstüneydi. Esas olarak da spektral analiz kullanmıştım. Ve burada da ana şeyimiz enformasyonun, özellikle makro enformasyonun piyasaları nasıl etkilediği ve döngüsel olarak da nasıl etkilediği, yani spektral analiz onun için kullanmıştık. Yani kısa dönemle uzun dönemi ayrıştırmak açısından bir makro enformasyon piyasayı kısa dönemde nasıl etkiliyor, uzun dönemde nasıl etkiliyor? Evet ve zaman zaman da gerçi normalde akademik dünya teknik analizi çok fazla öne çıkartmasa da biraz daha bilimsel bulmasa da ben son zamanlarda dünyada şöyle bir gelişme görüyorum. Akademisyenler de buna ilgi duymaya başladılar. Evet. Ve teknik analiz temelde şunu söyler. Fiyatlar, açılış, kapanış, en yüksek, en düşük fiyatlar, bir de işlem miktarı vardır, volüm vardır. Bu işlem miktarı, bu 5 tane bilgi geleceğe dönük bilgi içeriyor mu? Yani sonuçta biz geçmiş verilere bakarak geleceği tahmin edebilir miyiz? Sizin o konudaki görüşünüz ne? Öğrencilere de benim her zaman söylediğim bir şey var. Şimdi şu, teknik analiz bir defa ne yapar ne yapmaz onu net olarak ayıralım. Teknik analiz şunu söylemez. Efendim fiyat 3 gün sonra şu an 10 olan fiyat 14 olacak demez. Yani o anlamda bir forecasting dediğimiz tahmin, yapmaz. Kesin tahmin yapmıyor. Şunu söylüyor. Diyor ki şu an için fiyatların artacağını öngörüyoruz veya fiyatların düşeceğini öngörüyoruz. Şimdi orada bunu belki şöyle anlamakta yarar var. Fiyatlar artacak deyince bu %100 değildir. Değil. Ama %80'dir. Evet. Teknik analiz ne yapar? Teknik analiz şunu yapar. Doğru yönde karar alma ihtimalinizi arttırır. Evet. Kesin olarak kazandırır diyemeyiz. Ama teknik analizi bilmeden işte diyelim %50 ise kazanma şansınız. Teknik analizi bildiğiniz takdirde kazanma şansınız %70'e 80'e çıkabilir iyi bilen bir kişi açısından. Artı bence başka bir şey daha yapıyor, o da önemli. Size ne zaman çıkmanız gerektiğini söylüyor piyasada. Bu yatırımcı için çok kritik bir nokta. Çünkü benim şahsi görüşüm belki ama almak bence borsada o kadar şey değil. Alınacak zamanı aşağı yukarı hissedersiniz. Evet. Önemli olan ne zaman satacaksınız. Evet. Çünkü biliyorsunuz artmaya başlıyor. Daha da artıyor. Zaten psikolojik olarak da siz şey yapıyorsunuz. Şimdi orada bir sinyaller gelmeye başlıyor. Tam da borsanın böyle çok çok iyi noktalara geldiği bir noktada bazı negatif sinyaller gelmeye başlıyor. Şimdi bir düşüşe hazırlandığını siz haberlerin arasından seçip almanız, haberlerle bunu anlamanız zor. Evet. Bence teknik analiz yaptığı en zaten iyi şeylerden biri. Zaten bütün haber fiyatın içinde konsantre oluyor. Tabii fiyata yansıyor tabii. 1000 tane haber geliyor, konsantre oluyor. Bir tek küçük noktayı tabii belirliyor. Fiyat budur diyor. Evet. O sırada dün mesela Amerika ile ilgili birçok veri geldi. İşsizlik vesaire vesaire. Herkes o verilerin hepsini yorumladı. Ve sonuçta bir tek bir fiyat belirlendi. Bir tek günlük kapanış belirlendi. Burada şu önemli değil mi hocam? Yani benim en çok yatırımcıların teknik analiz kullanıyorum derken yaptıkları en büyük hatalardan bir tanesi şu olarak görüyorum. Şimdi siz demin dediniz ya olasılığınızı arttırıyor. Kazanma olasılığınızı arttırıyor dediniz ya. O atıyorum bir tane gösterge söyleyeyim. Herkesin bildiği göstergelerden bir tanesi olsun. RSI olsun veya stokastik olsun, MACD olsun neyse işte bir tanesi. Bu gösterge yukarı giderse aşağı giderse yorumlar yapıyoruz. Şimdi bunu intervali yani süreyi 15 gün kullandığınızda gösterge yukarı veriyor. 45 gün kullandığınızda gösterge aşağıyı gösteriyor. Eğer bunu şeye böldüğünüzde 60 dakikalı veya 5 dakikalık barlarda bunları uyguladığınızda her biri bir telden çalıyor. Doğru. Değil mi? Sonuçta yatırımcı bana soruyor. Yaşar hocam teknik analizi öğreneceğim şöyle yapayım. Ben de diyorum ki teknik analiz iki ucu çok keskin bir bıçak. Bir çocuğun elinde mutfakta bıçak çok faydalı bir araçtır mutfakta. Ama bir
3 yaşında, 5 yaşında bir çocuğun eline verdiğinizde yanlışça mı, hani çok tehlikeli de olabilir. Teknik analize göre alırsın da psikoloji sattırmayabiliyor. Sat, bağırıyor teknik analiz ama sen orada zarar ettim, niye satayım ki dediğin zaman bittin zaten. En önemli problemlerden biri o. En önemli problem. Ben şunu söyleyeceğim. Şimdi yatırımcı günlük al sat yapıyorsa, gün içerisinde veya en fazla bekleme süresi 2-3 günlükse, o teknik analizi kaç dakikalık kullansın veya günlük mü kullansın, haftalık mı kullansın, 60 dakikalık barlara mı baksın, ne yapsın? Şimdi şöyle bence, birincisi yatırımcı şunu seçecek, o önemli. Ben ne tip bir oyuncu? Ben uzun dönem oyuncu muyum? Ben günlük alsatçı mıyım? Çünkü bunları birbirine karıştırırsanız bu işle başa çıkması zor olur. İşte yatırımcı her gün fikir değiştiriyor hocam. Hı. Almış, kağıt düşünce uzun vadeliyim ben diyor. Artık zarar ettiğini görünce. O teknik analize çok uyan bir şey değil. Evet. Yani o seçimi baştan bence yapmanız önemli. Ondan evet. Sonra diyorsanız ki mesela işte ben 2 günlük oyuncuyum. Bugün alır yarın satarım mesela. O zaman bence bir defa kısa indikatör kullanacak. Yani esas referansı kısa olacak. Evet. Yani 60 dakika bence iyidir. 60 evet. dakikalık indikatörlere bakmak. Ama 60 dakikaya bakmakla beraber esas referansı olsun ama bir de günlük ve haftalığa da baksın. Evet. Karar vermek açısından demiyorum. Anladım. Uzun vadede bu nerede duruyor? Hı hı. Yani biz uzun vadede, hani bir örnek verirsek, uzun vadede şu an neredeyiz? Düşüyoruz. Evet. Ha, 60 dakikaya baktım. 60 dakikaya bakınca ne gördüm? Bir artış şeyi var. Ha, demek evet. ki bir reaksiyon veriyor borsa. Hı hı. Reaksiyon verdiğini eğer görüyorsanız o zaman diyeceksiniz ki o zaman biliyorsunuz reaksiyonlar normal artışlardan farklıdır. Evet. Kısa vadelidir. Evet. Diyeceksiniz ki ha, demek ki ben bu yukarı gidişte çok da fazla işi zorlamayayım. Hı hı. Yani makul bir kar noktasında ilk negatif sinyalde çıkayım. Hı hı. Çünkü yukarı trend yapan piyasa... Şimdi bunu hocam şey yapalım mı? Şu grafik üzerinde bir gösterelim hı hı. mi? Arkadaşlar grafiği verirseniz bakın bir örnek uygulamayla gösterelim. Bu BIST 100'ün 60 dakikalık grafiği. Tamam. Şurası 64 bine düştüğü yer. Yani şu seviye yani 92 evet. bin seviyesinden evet. geliyor. Evet. Düşüyor aşağıya doğru. Evet. Pardon bu şey pardon. Evet bu BIST 100. Deminki vadeli işlemler ve opsiyon borsası da BIST 30'du. Şimdi bu da geliyor. 75 binden geliyor. Hı-hı. 64 bine düşüyor. Hı-hı. Daha öncekine de bakarsak burada 93 binden gelmiş. Hı-hı. Burada beklemeyi yapmış. Tabii. Şu an bizim çok bildiğimiz klasik bir formasyon yapmış. Ve şöyle bir ters filama diyebilir miyiz buna bilmiyorum evet. ama. Evet, evet, ters filama yapmış. Ters filama. Ve bunu aşağıya doğru kırmış. Kırdıktan 64 bine geldikten sonra burada sizin söylediğiniz bir reaksiyon vermiş. Hı-hı. 60 dakikalık grafiklerde. Hı-hı. Ve burada mesela bu 60 dakikalıkta sizce ilk sinyal nerede gelmiş? Ya artık daha fazla gidemem sinyali mesela örnek olması açısından. Şimdi tabii indikatör... Bir indikatör istediğinizi ekleyebilirim. Bir indikatör mesela bir stokastik olabilir. Tamam, stokastik slow ekliyorum. Evet, bir kaç slow günlük, olan. Kaç şey olsun, kaç bar olsun? Ben 20'ye 5 kullanırım mesela. 20'ye 5, evet. Yavaşlatmayı da 5 kullanıyorum. Evet, şöyle bir şey. Evet. Evet. Şu arkadaşlar aşağıdaki şeyi, KJ'yi alabilirsiniz. Şu en alttaki grafiği görmek istiyoruz da. Yani şurayı... Evet, o biraz daha yukarı gelsin. Tamam, güzel. Benim görüntümü de kelebekle... Şu an stokastik evet, şimdi, 25. Şimdi zaten dip gözüküyor. Yani şeyde senet fiyatının dibi orada gözüküyor. Senet evet. fiyatının dibiyle aşağı yukarı aynı anda stokastikte dönmeye başlamış. Evet. Stokastik zaten orada gözüküyor. 20 seviyesini geçiyor. Evet. Ki orası bence iyi bir al noktasıdır. Şurası bir al noktası. Evet. Evet. Stokastik yukarı geçti. Evet. Ondan sonra stokastik şurada kesintisiz bir şekilde yukarı gidiyor. Orada bir sorun yok. 80'in üstüne çıktı. Yani trend yapmaya başladığı döneme. O noktada tam şu koyduğun noktada
stokastik oradan itibaren dönmeye başladı. Evet. Şimdi o dönmeye başladığı nokta, hadi en fazla da 80'in altına düştüğü nokta. Evet, yani şu nokta. Evet. Şu nokta. Evet. Bence burası satıştır. Evet, burası satış. Yani biz bunu zaten şöyle bir şey, şöyle söylüyorum. Birincisi sevgili seyirciler, özellikle çok önemli olan bir nokta. Eğer kısa vadeli al satlar yapıyorsanız, kısa vadeli grafikler kullanıyorsunuz tekniği kullanırken, daha uzun vadeli bir perspektifle baktığımızda da, örneğin biz bunu borsada günlük grafiğe bakalım veya isterseniz haftalığa bakalım. Mesela uzun vadeli yatırımcıyım ben. Uzun vadeli yatırımcı olarak tekniğe bu aşamada nasıl bakmam lazım? Mesela burası 48 bin seviyeleri, 49 bin seviyeleri. Bu 2011'de işte şeyin Avrupa'daki kriz nedeniyle yaşadığımız. Ve buraya kadar işte 92 bin, 95 bin seviyesine kadar da gelmişiz. Ve bu noktada aşağıya doğru sert bir düşüş var. Notumuz artmış. Uzun vadede siz ne görüyorsunuz hocam burada? Ben şimdi o ilk diyagramı istersen bir açalım. Günlüğü mü? Evet, şu diyagram. Şimdi bir defa teknik olarak, evet bu diyagram. Şimdi teknik olarak bakıldığında biraz yayvan duruyor ama... Yaşar, senin de gördüğün gibi orada uzun bir sürede oluşmuş ben bir çift tepe görüyorum. Evet. Yani şu şeyde. Yani. Şimdi, bu bir tepe. Evet, bir tepe. Daha öncesinde çok net değil ikinci tepe. Evet. Esasında örneğin şeyi açarsan muhtemelen o tepe kendini daha net gösterir. RSI. Bir uzun dönem mesela RSI evet, açarsak. RSI ne ekleyelim? RSI'yi kaç olarak ekleyelim? RSI 10 olabilir mesela. 10. Evet. Ekledik. RSI da aşağıda evet. Ve şurada. Aşağıda KJ'yi alalım arkadaşlar. Şu bölgede. İşte evet. Şu dikey çizginin bulunduğu yerde. Birinci tepe. Evet. Bir ikinci tepe bir de birinci tepe. Yani arka arkaya orada dikkat edersen çok büyük iki tepe var. Evet. Aynen RSI öyle. Evet. Şimdi tabii bu piyasanın artık bir dağıtım sürecine girdiğinin önemli bir işareti. Yani endeks arttı. Artık bir dağıtım sürecine girmiş. Evet. Oradaki tepeler onu bir defa gösteriyor. İkincisi oradan çizeceğim bir uzun dönem trend çizgisi. Şuradan mı? Yok, dipten yani ilk başladığı o büyük çıkışın başladığı 45'lerden. Evet, evet. Mesela oradan, evet, oradan. Buradan, şuradan. Oradan, evet, oradan. Mesela bir trend uzun. Çizgisi. Evet, aynen öyle. Şimdi orada bu onun bir yerde ana uzun dönem trendi. Evet. Ve o uzun dönem trendinde kırıldığını görüyoruz. Hocam şurada da çok ilginç, baksanıza. RSI burada çok daha yüksek bir zirve yaparken fiyatlar daha yukarı gidiyor. Gidiyor evet. Ama RSI'nin yeni zirveleri daha yukarıda oluşmuyor. Oluşmuyor. Yani divergence evet burada da divergence oluşuyor. Yani evet. Şu yukarı hareketin aynen. Aslında gücünün çok zayıfladığını sinyal. Evet. Evet. Yani orada çünkü dediğim gibi önemli sinyaller var. Bir çok net gözükmemekle beraber bir çift tepe formasyonuna piyasanın evet. Gittiğini görüyoruz. Onlar büyük tepeler. Bir ana trend kırılıyor. O benim şu, için önemlidir. Evet. Evet, hani bizim primary dediğimiz birinci trend kırılıyor. Evet. Bütün bunlar zaten bize haber veriyor. Yani bundan sonra uzun dönemli bir aşağı gidiş başlıyor. Evet. Peki bu uzun dönemli aşağı gidişte şöyle bir şey yaptım ben hocam. Bir linear regresyon aldım şöyle. Şimdi şu an regresyon çizgisi yani trend dikkat ederseniz şurada şunları da kaldırayım. Bu regresyon çizgisine baktığımızda mesela şöyle bir trend var şu an. Yani zamana bağlı olarak çiziyor şunu. Ve bunu siz uzattığınız zaman çok daha aşağıya doğru bir trend veriyor ama tabii bunu şu an şey yapamıyorum. Nasıl bir aşağı trend beklersiniz? Yani bundan sonra bu kırıldıktan sonra şöyle bir trend mi daha anlamlıdır veya daha sert bir aşağı trend mi? Ne tür bir şey beklersiniz borsada ve dibi ne olur sizce? Şimdi aslında biz bir reklama gidelim de olur. O dibi ne olabilir borsanın? Artı hemen onu borsadan sonra alt doların da ayrıntılı bir şekilde şu anki hareketlerini Ümit Hocam yorumlayacak ama zaman da çok çabuk geçiyor. Hemen çok kısa bir aradan sonra birlikte sevgili seyirciler.
Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Evet sevgili seyirciler, paranın rotası bütün hızıyla devam ediyor. Hocam hemen çok güzel bir mail geldi Emel Çopur'dan. Kendisini ben tanırım. Diyor ki bizim de eğitimlerimize katılmıştı. İki değerli hocamı aynı anda ekranda görmek büyük mutluluk. Bahçeşehir Üniversitesi'nde Borsa Finans Okulu eğitiminden sonra Ümit Bey'in teknik analiz derslerine katılmıştım. Kendisi beni hatırlayacaktır. Hem bilgisiyle hem bilgisini aktarma yeteneğiyle hem de yüreğiyle muhteşem bir eğitmendir. Hem kendisini hem de sizi sevgi saygıyla selamlıyorum diyor. Biz de Emel Hanım çok çok teşekkür ediyoruz. Şu an borsa açıldı. İsterseniz kısa kısa gidelim. Borsada siz bu gidişatın genel dibini nerede görüyorsunuz? Böyle bir uzun perspektif baktığınızda. Yani ben şey söylemeyi çok sevmem ama bir 48-50 bin evet. Olabilir. Olabilir. Vade ne kadar olabilir? Yani önümüzdeki bir 6 ay mı? 2 yıl biraz, mı? O biraz siyasi gelişmelere bağlı. Siyasi yani bu önümüzdeki dönem önemli. Özellikle bu Suriye meselesi, Türkiye'nin burada ne kadar bu işin içinde olacağı bir şey durumunda. Yalnız bir yatırımcılar beyninde biliyorsunuz şey oluşur. Hemen buradan itibaren oraya doğrusal bir çizgi çeker beyin otomatik olarak. Yani 48 deyince ha demek 65'ten 48'e hayır, düşüyoruz yani, diye. Böyle bir şey yok. Hayır. Uzun vadeden bahsediyoruz. Evet, uzun vadeden bahsettiğimizde onu ben özellikle yanlış algılamamaları için uyarmak zorundayım. Belki yukarı gidecek, 75'i görecek, sonra tekrar aşağı gelecek. Ama önümüzdeki 1-2 yılda ta o seviyelere kadar düşebileceğini söylüyor Ümit Bey. 1990 yılında Japon borsası tam tamına neredeyse 30 bin, 40 bin seviyelerden düştü. 30 yıldır hala 9-10 bin seviyelerinde. Bu olabilir mi diyorsanız evet olabiliyor. Evet hocam, şimdi gelelim Amerika'da küresel gelişmeler ve Amerika ne olup bitiyor onu bir özetler misiniz? Şimdi şöyle biraz önce seninle konuşuyorduk Türkiye'de Merkez Bankası'nın beklentileri yönetmesi konusunda. Bence dünyanın bütün Merkez Bankası başkanlarının bizimki de dahil Erdem, benim öğrencim. Evet, siz doktora yaparken siz hocasıydınız. Şimdi biraz herkesin Amerikan Fed'inden ders alması lazım beklentileri yönetme ustalığı konusunda. Evet. Bunu hakikaten çok iyi yapıyorlar, beklentileri yönetme meselesini. Şimdi şöyle, bir defa benim gördüğüm kadarıyla, şimdi Amerika'nın biliyorsunuz bir açıdan biraz Türkiye'ye benzeyen bir durumu var. Yani nedir? Cari ticaret açığı var. Ciddi evet, hala. Cari açığı var. Üstelik de ciddi bir bütçe açığı var. Evet. Şimdi cari bütçe açığınız varsa bu kadar büyük ve bütçe açığınız varsa aynen Türkiye gibi Amerika'nın da dış finansmana ihtiyacı var. Evet. Şimdi bu dış finansman konusunda da faizi yükseltmesi lazım. Ha, şimdi yalnız orada Amerika'nın bir ikilemi var. Faizle ciddi bir yükselmeye gittiği takdirde şu an hafif de olsa toparlanmaya başlayan ekonomiyi boğacak. Çünkü Amerika'da çok hassastır ekonomi. Özellikle faiz haddine aynen, çok hassas. Evet. Şimdi bence Amerika şunu yapıyor esasında. FED tahvil alımlarını keseceğim vesaire. Dikkat edin bakın hemen yapmıyor. Yapmıyor evet. Ben diyor işte yapacağım birkaç ay içinde falan filan. Şimdi zaten bunu yapmakla, söylemekle Amerika'ya bir defa fon girişini arttırdı. Evet. Ve bu politikayı da sürdürecek. Mümkün olduğu kadar bunu uzatarak ve faizlerde radikal bir büyük artışa neden olmadan yapmaya çalışacak. Tabii. Çünkü Amerika açısından şu an en iyi çözüm yolu bu bence. Evet. Dolayısıyla Eylül'de şey yapar mı? Yani hani bu çizdiğim ana perspektiften bakarsak dediğim gibi bu bir yerde mümkün olan en yavaş şekliyle olacak. Yani orada çok hassas bir denge var. Piyasa beklentisini canlı tutmak ama piyasa beklentisini canlı tutarken faiz artışı konusunda faizi gerçekten de pek arttırmamak. Evet. Bu oyun, bunu yapmaya çalışıyorlar. İyi de yapıyorlar bence dıştan gördüğüm kadarıyla. Şimdi Eylül ayında muhtemelen bir değerlendirme yapacaklardır. Piyasanın şeyini, nabzını ölçeceklerdir. Dolayısıyla bir yerde bu şeyi, psikolojiyi devam ettirmek için
eğer bir şey gerekiyorsa küçük bir şey yapabilirler faiz konusunda. Ama dediğim gibi ben radikal bir şey beklemiyorum. Yani faiz artışıyla ilgili, evet, politika faiziyle ilgili radikal bir şey. En az 1-2 sene, 2015'in sonuna kadar beklemiyorum. Yok. Ama tahvil alım programını azaltmaya bu ay başlarlar mı? Yani bir 10 milyar dolar mı azalttık derler, 5 milyar dolar derler. Yoksa olabilir, Ekim-Kasım? Olabilir. Fakat yani şöyle söyleyeyim. Hani ekonomik deyimle marjinal bir şey olur bu. Evet. Marjinal bir şey olur. Yani işte hani piyasaları sevindirecek bir şey olur. Sevindirecek kadar. Evet. Aynen öyle. Evet. Hocam peki bizim merkez bankamızın şu son dönemdeki politikalarını nasıl buluyorsunuz? Yani siz Sayın Başçı'yı çok yakından tanıyorsunuz. Çünkü sizinle birlikte siz hocasıydınız. Evet. Doktorasını evet. yönettiniz. Siz şu an nasıl buluyorsunuz? Şimdi Erdem mühendistir. Kendisi hakikaten bilgili ve akıllıdır. Ama şimdi tabii Merkez Bankası Başkanı olduğunuzda bu aynı zamanda biraz politikacılığı da gerektiriyor ve beklentileri iyi yönetebilme becerisi diyeyim. Onu da gerektiriyor. Tabii şey bence bir hata oldu. Belki hani kendisi de tekrar geri döndüğünde ne düşünüyor bilmiyorum ama 1.92 gibi yıl sonu için bir rakam telaffuz etmek. Yani ikimiz de uzun yıllardan beri finans piyasalarının içindeyiz. Bir rakam vermek finansta her zaman için çok ciddi bir risktir. Evet, özellikle tabii. Evet, yani düşecek dersiniz, müdahale edeceğim dersiniz, işte İzin vermeyeceğim dersiniz yani anlatabiliyor muyum ama rakam vermek... Peki hocam şöyle bir şey olsa, biz direkt politika faizine bağlı kalsaydık, bu faiz koridoru işiyle çok fazla uğraşmasaydık. Çünkü çok fazla piyasanın öngörebilirliğini azalttı bence evet, koridor. Doğru. Biz politika faizine bağlı kalsaydık ve Fed bunu açıkladıktan sonra bu politikası, yani ben işte yavaş yavaş tahvil programını azaltmaya başlayacağım dediğinde Merkez Bankası şöyle deseydi. Öngörülebilirliği ne kadar arttırırsanız volatiliteyi o kadar düşürürsünüz. Doğrudur. O yüzden beklenti yönetimi önemli. Deseydik ben bu dönemden itibaren artık yavaş yavaş değişen şartlar var. Küresel ekonomilerde bir miktar evine dönecek para. Biz de Merkez Bankası politikası olarak önümüzdeki dönemde bir yıllık süreç içerisinde kademeli bir şekilde yavaş yavaş ve gerektiğinde daha sert olmak üzere faizlerde artık bir yavaş yavaş yükselişe evet, geçeceğiz dese doğru. ve arttırmasa emin olun evet. çok daha iyi olmaz mıydı? Kesinlikle yani hani biraz önce söylemek istediğim de oydu yani Amerika'dan hani ders beklenti alınması yönetimi. Konusunda evet. Hiçbir angajmana girmeden yani evet. ben faizi arttıracağım veya işte şuraya çıkaracağım vesaire demeden aynen söylediğin gibi Amerika'nın faiz konusundaki politikasını izleyerek evet. politika faizinde bununla uyarlı hı-hı. gerekli değişiklikleri yapacağım. Evet. Bu bile yeter değil mi? Bırakın arttıracağım demeyi. Evet. Evet. O zaman gerçek anlamda hakikaten öngörülebilirliği ne kadar arttırırsanız. Hocam insan ilişkilerinde de böyle değil mi? Çok sevdiğiniz bir arkadaşından birçok şeyi saklamaya başlamışsanız bunlar yavaş yavaş ortaya çıkma başladığında sorun çıkıyor. Doğru. İlişkilerde de sorun çıkıyor. Evet. Ne kadar şeffaf ve açık olursanız o kadar da ilişki düzgün gidiyor. Krizler olmuyor yani. Fazla kriz olmuyor. Peki hocam şimdi soru var. Diyor ki Levent Öktem öyle bazı hisseler var ki tavan günlerce arttıktan sonra hiçbir destek tanımadan taban düşüyor. Tamamen kumarbaz kağıtları bunlar. Küçük yatırımcının en sevdiği kağıtlar da bunlar maalesef diyor. Tokatlanmaya da doymuyorlar. Teknik analiz bu kağıtlarda da kullanılabilir mi diyor. Yani böyle hani şelale düşüşü, evet. roket çıkışı kağıtlar var. Şimdi esasında burada esas mesele likidite. Evet. Şimdi bu tip kağıtlarda şimdi alırsınız da aldıktan sonra düşüş başladığı zaman satmak çok zordur. Satamazsınız. Evet. Dolayısıyla ben bir defa kişisel olarak tavsiye etmiyorum. Evet. Etmem. Kendim de bu tip kağıtlarda pozisyon almam. Teknik analiz açısından şöyle diyeyim. Tabii biz teknik analiz dediğimizde teknik analizin bir fiyat şeyi vardır. Tarafı vardır ama bir de volume yani iş amacı tarafı vardır. Şimdi dolayısıyla bu tip kağıtların ben çok
o açıdan teknik analize de uyduğunu ya da uyabileceğini şahsen düşünmüyorum. Evet, evet. Şeyde. Dolayısıyla o biraz şey açıkçası. Doğru söylüyorsunuz. O biraz kumar yani. Ben de size aynen katılıyorum. Kumardan farkı yok. Ve Levent Öktem'in cevabı da ortaya çıkmış oluyor. Ahmet Öztürk demiş ki, hocam Price Rock kaç günlük bakmamız lazım demiş. Bence çok iyi bir gösterge demiş Ahmet Öztürk. Price Rock dedi mi sevgili seyirciler şöyle. Evet, şey 10 seyirciler. Gün önceye göre 10 günlük bakıyorsanız yüzde kaç düştü, yüzde kaç çıktı. Yani 10 gün önce fiyat 100 liraysa şu anda da 90'a düşmüşse Price Rock eksi 10'a düşmüş oluyor. 10 gün önce fiyat 100 lirayken şimdi fiyat 110 liraysa artı 10'a çıkmış oluyor. Yüzde çarpıyoruz. %10 yükselmiş oluyor. Price Rock dediğimiz gösterge bu. Kaç günlük bakmamız lazım diyor. Burada ben şeyi hatırlatayım yine izleyicimize. Siz ne kadar süreli yatırım yapıyorsunuz? Yani birkaç günlük alsat mı yapıyorsunuz? Yoksa böyle alınca bir iki ay bekliyor musunuz? O önemli. O önemli. Çok kısaca şöyle söyleyeyim. Arosi benim çok sevdiğim ve birinci düzeyde kullandığım bir gösterge değil. Evet. Bunun da şöyle bir nedeni var. Çünkü smooth, düzgün bir gösterge değil. Çok oynayan, oynama yapan bir gösterge. Volatilitesi yüksek. Yüksek. Fakat bir tarafı vardır, o yararlıdır. Ön gösterge niteliği vardır. Hı hı. Yani fiyatlarda olası bir düşüşü diğer pek çok indikatörden önce gösterebilme özelliği vardır. Ve bence ROC'yi daha çok şeyde kullanmak, yani 5 gün olabilir, yani 5 gün bence iyi bir şeydir. Özellikle divergence açısından. Yani fiyatlar yükselirken ROC düşüyorsa, düşüyorsa. Dolayısıyla ben mesela öyle kullanmayı şahsen tercih ederim. Anladım. Peki hocam bir de şimdi dolara madem bu kadar teknik analiz dedik, bir de doların teknik analizini yapalım. Seyircilerimiz onu çok soruyorlar ve herkes dolara herkes doların ne olacağını merak ediyor. Bu uzun vadeli görüntü şu iki arada 1.74 ile 1.92 aralığındaki kanal, şu kanal kırıldı. Evet, bu kanal yukarı geçildi ve bu yukarı geçildikten sonra da en son dün 2.08 seviyesi görüldü. Biraz daha yakına getireceğim ben grafiği. Ve aşağıda da RSI 80'i görmüş, hafif aşağı dönmüş. Stokastik, sizin stokastik göstergeniz bir zirve yapmış. Şu an hala 80 civarında, 80'in üzerinde hareket etmeye devam ediyor. Nasıl yorumlarız? Şimdi Yaşar, orada kanalı çizdirdin ya. Evet. Orada bir bakma şansımız olabilir mi? Tabii. Kanalın acaba boyu ne kadardı? Kanalın boyu 1.74 hocam burası. Evet. Ve 1.92 de burası. 1.74, yaklaşık 1.92, olarak 0.20 gibi. Evet, 0.20 veya 18.20. 18. Tam 18. 18, 0.18. Biz kırdığımız yer 1.90. 92. 92. Bu bize bir defa teknik olarak ilk etapta 2.10 gibi bir hedef gösteriyor. Evet, yani zaten 18'i ekleyince 1.92'ye tam bu kanalın boyu kadar bir artış. Bir artış. Evet. Yani tabii uzun vadede orada kalır demek değil, zor. Ama ilk etaptaki hedefi zaten 2.08'i görmüş durumda. Bugünlerde zaten işte kriz dolayısıyla tekrar bir 2.10'ları deneyebiliriz. Evet. Ama en azından salt teknik açıdan konuşursak şu an 2.11 ilk hedef gibi gözüküyor. 2.11 civarı ve onun da üstü kısa vadede en azından şu an için çok olası değil gibi. Evet, Fibonacci şeyi de hocam, Fibonacci'nin hani geri dönüş çizgilerine bakıyorum acaba neresi diye. Eğer 2.10'u da geçerse 2.21 gibi bir üstte. Üst var. Evet, 2.68. 2.68. 2.68 kısmı var. Şimdi 2.20 civarı var ama bu şu demek değil, teknik analiz nereye gideceğini göstermez. Göstermez. Sadece, evet. Yani şu an hedef o. Yani 2.10 hedefi var. 2.10. Zaten aşağı yukarı da oraya yaklaşmış ve neredeyse gelmiş durumda. Evet. Zaten Merkez Bankası'nın da çok bu noktadan sonra elindeki olanakları daha ciddi kullanacağını düşünüyorum. Çünkü eğer bu dolar kuru daha da yükselirse özel sektörde sıkıntılar başlayacak. Ciddi sıkıntılar başlayacak. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Aslında süremizin sonuna geldik. Çok hızlı geçti.
Katıldığınız ve beni kırmadığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok olumlu mesajlar alıyoruz. Sevgili seyirciler, evet, Paranın Rotası maalesef bugün de burada sona eriyor. Bizlerle birlikte olduğunuz için sizlere de teşekkür ediyorum. Pazartesi günü tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağ olun. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.